Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Bu hafta evimi akıllandırmaya başlıyorum. Daha yeni başlayan galiba. Yani daha da akıllandırmaya başlıyorum o zaman. Evet, öyle demen lazım. Şimdi bu evde akıllı olabilecek neredeyse her şey zaten akıllı. Işıklar var, işte kameralar var, çamaşır makinem akıllı, kombim akıllı, süpürge, carçur, bir milyon tane şey var böyle garip garip sensörler falan. Fakat en büyük sıkıntı bunları kontrol etmesi çok zor çünkü hepsi başka marka. Bu haftadan itibaren bu sorunu çözüyorum. Şimdi öncelikle bir tane akıllı ev arayüzü tasarladım. Size onu göstererek başlayacağım. Eve minik bir server kurdum. Şu televizyon dolabının altında duruyor. Birazdan onu göstereceğim. O serverda Home Assistant diye bir tane uygulama çalışıyor ve o uygulamayla hangi marka akıllı cihaz kullanıyorsanız kullanın onları birbiriyle eşleyebiliyorsunuz. Böyle kontrol üniteleri falan ayarlayabiliyorsunuz. Normalde bu şekilde havalı gözükmüyor bu arada. Bunu yapmak için bayağı uğraştım. Normalde nasıl gözüktüğünü şuraya bir yere koyarız. Çok uğraştım da o yüzden bunu vurgulayarak söylemek tamam istiyorum. Tamam abi. Uykusuz geceler geçirdim bunu yapmak için. Şimdi arayüzümüz şu şekilde. Üst tarafta böyle bir hava durumu işte saati falan gösteren bir barımız var. Onun dışında burada 4 tane butonumuz var. Ve bu odalardan hangisine girerseniz o odayla ilgili kontroller açılıyor. Daha bu kısımları şey yapacağım bu arada. Atıyorum şu an mesela genel menüdeyim. Burası ev böyle her şeyi gördüğünüz menü. Burada daha bir dünya eksik var. Kısaca mantığını göstermem gerekirse mesela buradan salona geldim. Salondaki bütün ışıklarım işte salonda robot süpürgem var onu vesaire burada görebiliyoruz. Derecesini görebiliyoruz. Ve mesela televizyonun üstündeki RGB'yi. Buradan düğmeye bastığımda direkt olarak kapatabiliyorum. Yine mesela bunu buradan açıp istediğim renge çevirebiliyorum gibi pek çok özelliğimiz var. Yine buradaki atıyorum tavan lambasını kapatıp açmak istersen buradan yapabiliyorum. Güzel tarafı şu, bu RGB ışıklar başka marka, tavandakiler başka marka. Gördüğünüz gibi hepsini buradan ayarlayabiliyorum. Şimdi öncelikle bu tableti şuraya koymak gibi bir planım var. Bu tablet oraya koymak için biraz fazla havalı değil mi? Havalı gözüksün istiyorum zaten. Videoya devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru olan Türknet'in 12 ay sabit fiyat garantili ve sabit fiyat garantili olmasına rağmen taahhütsüz yeni kampanyasından bahsetmek istiyorum. Diğer servis sağlayıcıları sabit fiyat garantisi için sizden sözleşme isterken Türknet burada özgür interneti bir adım ileri taşımış ve 12 aylık internet faturanızı tek seferde ödediğinizde zamlardan etkilenmemenizi sağlamış. Bu kampanyadan yararlandığınızda hem aylık olarak 299.90 yerine 279.90 ödüyorsunuz hem de taşındınız diyelim veya internetinizi iptal etmek istiyorsunuz. Bu durumda kalan ayların ücretini istediğiniz zaman geri alabiliyorsunuz. Başka bir servis sağlayıcıdan Türknet'e geçmek isterseniz de 1000 liraya kadar olan cayma bedellerinizi Türknet karşılıyor. Taahhütsüz, zahmetsiz iptal ve sabit fiyat garantili bu kampanyayı kaçırmamak için açıklama bölümüne bırakacağım linki ziyaret edebilirsiniz. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Şimdi planım şu, bu tabletlere biliyorsunuz kılıflar takılabiliyor, kılıflarla mıknatısla tutunuyor ya. Bende de burada mıknatıslar var. Bu kılıf tutunma noktalarına şöyle mıknatıslarımı yerleştireceğim. Bunları da duvara sabitleyeceğim. Bu sayede tablete hiçbir şekilde zarar vermeden ve istediğim zaman buradan söküp alabileceğim bir akıllı kontrol ünitem olacak. Yani tablet gibi de kullanmaya devam edebileceğim. Bunlar duvara düzgün tutunsun diye epoksi yapıştırıcı kullanacağım. Bu bayağı güçlü bir yapıştırıcı. Evet, mıknatıslarımızı şu anda yapıştırdım. Birazcık kurumaları lazım ve umarım kaydırmamışımdır. Bir kurusunlar deneyeceğiz. Oldu mu sence Harun? Olmuştur herhalde. Hayır ya. Hayır ya. Olmuş be. Ya kendi kendine tribe girip bana kızıyor ya. Ama çok az yamuk olmuş. Pek güvende vermiyor bence. Bunlardan bir tanesi kaymış. Kaydığı için bak şu an çok sağlam tutunmuş durumda. Tamam ve düz sanki. Aa, bayağı sağlam ya. Hangisi kaydı onu bilmiyoruz. Bu tarafta bence. Bak bu taraftakiler düzgün tutunuyor. Yapıştırıcı sağlammış. Plan değişikliği, bütün mıknatısların üstüne şimdiden epoksiyi döktüm, direkt böyle yapıştıracağım. Hadi bakalım. Olmama ihtimali yok. Bir saattir burada uğraşıyoruz. Duvarımız delik deşik. Sorun mıknatısların konumunda değilmiş, duvar yamukmuş. Şimdi şöyle 3 tane ince mıknatısımız var, 1 tane de kalın mıknatısımız var. Bu şekilde düz oturacağını düşünüyorum. Galiba oldu ağır mı sarar gerçekten. Ya... Duvarın yamuk olmasından kaynaklanıyor. Tam üstüne oturmuyor. Alt taraftaki yine oturmuyor gibi sanki. Şimdi de çok kalın mıknatıs mı koydum? Hayır. Bak duvar yamuk olduğu için mıknatısın bir ayağı değmiyor.
şu anda sabitledim ama gram güvenmiyorum. Yani bir anda düşebilir diyorsun. Yani öyle çok kolay düşecek gibi durmuyor. Ama güvende vermiyor. Evet yani şöyle bir ihtimal var sonuçta. Tamam ben bunun biraz kayabileceğini biliyorum ama eve gelen bir kişi bilmiyor. Şu an kilitlendim. Buna bir çözüm bulmam lazım ve şık bir çözüm olması lazım. Ben bir düşüneyim ne yapabilirim. Yarın devam edeceğiz. Şimdi tablet düşmesin diye şöyle basit bir çözüm buldum. 3 boyutlu yazıcıdan şöyle bir parça bastım. Bunu tabletin alt kısmına sabitleyeceğim. Bu şekilde hem önden neredeyse hiç gözükmüyor hem de düşmesini engellemiş olacak. Muhteşem oldu. Sonunda. Artık sağlam mı? Evet yani kayma ihtimali yok. Arkadaki mıknatıslar da gayet sağlam tutuyor. Yani artık bunun devrilmesi için birinin tokatlaması falan lazım. Oldu oldu. Şimdi tabletin şarjı için iki farklı ihtimal var. Hatta üç ihtimal var da üçüncüye girmeyeceğim. O birazcık karışık. Tablet güç tasarrufu modunda ve dünden beri sadece aslında %4 şarjı gitmiş. Şu anda şarjım %96. Ve sürekli açık kalmayacak burası. Şurada bir tane sensörüm var bakın. Bu hareket sensörü normalde merdivendeki ışıklar için kullanılıyor. Yani ben buraya merdivene gelirken oradan benim hareketimi anlıyor. Ya da işte kapıdan eve girdiğimde oradan beni görüyor. Ve merdivenleri aydınlatıyor. Aynı sensörü mümkün olursa bunun ekranını açmak için programlamaya çalışacağım. Daha uğraşıyorum. Yani normal şartlarda hep kapalı kalacak ekranı. Ben sadece burada yürüdüğümde sensör beni gördüğünde açılmış olacak. Bu şekilde kullandığımda eğer şarjı 10 gün falan dayanırsa muhtemelen o şekilde bırakırım. Yani 10 günde bir şarj ederim tableti. Çok da zorlamaz diye düşünüyorum. Zaten buradan arada alırım ben bunu. Baktım olmuyor. Şarjı çok gidiyor. O zaman da şöyle bir tane kablo aldım. Bu kablo şöyle tabletin arkasına doğru uzanıyor. Düşündüğümden biraz kalınmış. Yani muhtemelen bunu buraya koyduğumda biraz problem olacak diyecektim. Evet olacak. Burada duvarı falan yine kırmam lazım. Ya da şuradaki plastikleri falçatayla falan inceltebilirsem belki sığdırabilirim. Emin değilim. Eğer öyle bir şey olursa da buraya bir tane delik deleceğim. Bildiğin duvarı deleceğim komple. Arkasında zaten buzdolabı için falan burada prizler var. O prizlerden bir tanesine bağlayacağım. Olacak bitecek. Üçüncü ihtimalde tablete kablosuz şarj eklemek olabilir. Yani bunun arkasına ince bir tane şarj pedi koyabilirim. Ama birazcık uğraştıracak bir şey. O yüzden şu an girer miyim girmez miyim bilmiyorum. Neyse. Şimdi gelelim bu sistemle. Şimdi burada bir tane Raspberry Pi 4'üm var. Bu Home Assistant işletim sistemi de buna kurulu. İsterseniz bu işletim sistemini Windows bilgisayarda yani eski bir bilgisayarınız varsa vesaire ona da kurabiliyorsunuz. Kendi evinizde minik bir server kurmuş oluyorsunuz aslında ama bence yani büyük bilgisayar çalıştırmak birazcık mantıksız. Bu USB kablo ile çalışıyor. Doğru düzgün enerji harcamıyor. Akıllı cihazlar arasındaki bütün iletişimi buradaki Raspberry Pi sağlıyor gibi düşünebilirsiniz özetle. Fakat tabii ki akıllı cihazların da kendi alıcıları vesaire var. Onlar da buralarda. Burada Hue ışıkların köprüsü var. Mesela bu köprü de kendi içinde çalışabiliyor ama aynı zamanda Raspberry Pi'ye bağlı. Burada kameralarımın köprüsü var. Onun dışında bunu daha yeni aldım. Bu da işte Zigbee diye geçen şeyler için bir köprü. Bunun bağlantısını vesaire bu videoda yapacağız. Yani şu an buna bir şey bağlı değil. Onun dışında burada bir de Apple TV'm var. Yapacağınız bütün ayarları bilgisayardan yapmanız gerekiyor. Bilgisayarda şöyle bir arayüzü var. Mesela arayüzde kullandığım hava durumu uygulaması şu. Burada şu üst tarafta görmüş olduğunuz hava durumunu oradan çekiyorum. İşte burada Hue ışıklar bağlı. Mesela 13 tane Hue ışığım varmış. 7 tane Yee Light varmış. Bunlar Xiaomi'nin ışıkları. Tavandakiler bunlar. Yeni marka bir şey ekleyeceğiniz zaman da direkt buradan ekleyebiliyorsunuz. Zaten genelde otomatik olarak buluyor. Mesela diyor ki istiyorsan Apple TV'ni buraya ekleyebilirsin diyor mesela bana ama eklemeyeceğim. Evet 3 saattir şuradaki sensörle tabletin ekranını açmaya uğraşıyorum fakat başaramadım. Onun yerine alternatif bir çözüm buldum. Şimdi bir saniye ilk önce bir önünden uzaklaşayım. Karnı hareket etme. Hareket etmemek gerekiyor şu an. Tamam şimdi ekran kapandı. Buraya geldiğimde yani burada herhangi bir hareket olduğunda direkt olarak açıyor gördüğünüz gibi ekranı. Fakat bunu yukarıdaki sensörle değil tabletin kendi üstündeki kameralarla yapıyor. Bunu yapmak için bir tane uygulama satın aldım. Uygulamanın adı Kiox Browser. Her ne kadar görev başarılı olsa da bu durumdan çok mutlu değilim. Çünkü sonuçta uygulamaya kamera kullanma izni veriyorum ve kamera sürekli açık. Benim bu işi bir şekilde yukarıdaki sensörle yapmam lazım. Sensör beni göremiyor sonuçta sadece hareketimi algılıyor. Onu bir şekilde çözeceğim. Yani şu anda çözemiyorum. Çözememe sebebim de büyük ihtimal Samsung kaynaklı. Yani güvenlik önlemi olarak dışarıdan uygulamaların bu tarz şeyler yapmasına izin vermiyor anladığım kadarıyla. O tablet Samsung'un S9 Ultra modeli. Şimdi eve iki tane daha hareket sensörü ekleyeceğim. Bunlar Hue'nun sensörleri. Yani Hue'ye eklediğinizde otomatik olarak buraya da geliyor aslında. Bunlardan bir tanesini merdivenin üstüne koyacağım. Yani merdivenin üst tarafında herhangi bir yere koyacağım ki orada yürüdüğümde de şuradaki ışık yansın. Diğerini de yatak odasında bir yere koyacağım. Onu birazdan göstereceğim. Şimdi nasıl otomasyon yapıyoruz onu göstereyim. Şimdi öncelikle ayarlarıma geldim.
geldim. Burada bunların Türkçesi de var bu arada. Yani isterseniz bunu Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat ben yabancı rehberleri izlediğim için rehberde gösterdikleri yerleri anlamak için İngilizce kullanıyorum. Şimdi burada otomasyonlar bölümüne geliyorum. Şimdi yeni otomasyon oluştur diyeceğim. Buradan hareket aktivasyonlu ışığı seçiyorum. Buradan kullanacağım sensörü seçeceğim. Bunu yatak odasına koyacağım. Sensör 3'ü. Ve buradan da bir tane cihaz seçmem gerekiyor. Yatak odasında aktif edeceğim ışık şu Yeelight Strip 4. Bir tane şerit LED'i aktif edecek. Ve hareket algılandığında 40 saniye yansın. 40 saniye yeter. İsmini de yatak odası şerit LED koyalım. Ve bu kadar. Şimdi sensörleri yerine yerleştirme vakti. Şimdi merdiven için olan sensörü şuraya koyacağım. Bunun mantığı şu olacak, şuradaki kapılardan birinden çıktığımda beni hareketimi algılayacak ve merdivenlerdeki ışığı yakacak. Ve özellikle böyle dikkat çekmeyecek yerlere koyuyorum ki dikkat dağıtmasın. Diğerini ise yatak odasına girdiğimde ve yataktan kalktığımda, yani gece uyandım diyelim, şuradaki ışığı yakması için kullanacağım. O yüzden şöyle hafif çapraz bir şekilde yerleştireceğim bunu ve alta böyle gözükmeyecek bir yere koyacağım. Şöyle hafif, çapraz bir şekilde koysam iş görür. Şimdi Harun, şuraya git. Hareket etmememiz lazım. Ben de uyuyorum. Sensör beni görmüyor. Uyandım. Biraz geç jeton düştü sanki, değil mi? İkisinin markası değişik diye mi oldu acaba? O kadar hızlı kalkmıyorum ben zaten. Acı çeke çeke kalkıyorum. Yok ya, jeton çok geç düşüyor. Çok mu çapraz yaptım acaba? Şu ayağın birazcık ileri geldiğinde direkt çalışıyor bu arada. Bence görüş açısıyla alakalı. Şöyle biraz daha öne al. Oldu. Bak daha ayağım yere değmeden çalıştı. Peki dışarıdan odaya girdiğimde? Bence fena değil. İkinci sensöre gerek yok. Şurada falan yanmış oluyor ki yeter. Yani burada hiçbir şey olmadığını biliyorum sonuçta. Çarpabileceğim bir şey yok. Tamam, bu süper oldu. Ha bir de hemen buraya gelmişken şunu koyalım. Arayüzde dereceler vardı ya. O dereceler aslında bunlar. Bunları şöyle kapıların üstüne yerleştirdim. Yani yandaki odada da var. İçerisinin ısısını ve nemini direkt oradan görebiliyorsunuz. Yani olayı bu. Unutmadan merdivendeki ışığı da göstereyim. Söndü. Yandı. Burada öyle çok güçlü bir ışık yok. Yani istesem aslında şuradakini de aktif edebilirim. Hani hem oradakini hem buradakini yakmasını sağlayabilirim ama bence gerek yok. Yani amaç burada yürüdüğüm yeri görmek. Evet, bugün yapacaklarım bu kadar. Yarın birazcık elektrik işimiz olacak. Yani gündüz yapmam lazım sigortaları falan kapatıp. Yarın görüşürüz. Evet, yeni bir gündeyiz. Aradan 2 gün geçti bu arada çünkü biraz batırdım. Bir şeyler yapacağım derken bir şeyleri o kadar çok bozdum ki dün ve bu sabah komple onları toparlamakla uğraştım ve tam olarak toparlayamadım. Neyse, yaptıklarımı bir göstereyim. Ana ekranın orta kısmına şöyle bütün ışıkları ekledim. Yani bütün ışıkları buradan açıp kapatabiliyoruz artık. Birkaç tanesi hariç. Zaten batırdığım nokta da orası. Evdeki ışıkları bir bozdum ama hala hepsini bağlayamadım. Şuradaki ikisi mesela hala bağlanmamış durumda. Onları kontrol edemiyorum. Hala sebebi hakkında tam olarak bir fikrim yok ama sanırım router'ım onların bağlanmasını istemiyor. Öyle algıladım ben. Neyse, burada ya birkaç değişiklik var. Burada derecelerimiz zaten vardı. Bunların altına bir de hava kalitelerini ekledim. Benim her odada hava temizleme cihazım var. Mesela salonda 19 değerini gösteriyor ya. Gel Harun'cum. Bakın buradaki hava temizleme cihazının üstündeki veri. Ondan sonra burada çamaşır makinemin durumunu görebiliyorum. Buradan çalıştırma da yapabiliyorum ama çok mantıksız geldi bana. Çamaşır makinesini niye uzaktan çalıştırayım ki diye düşündüm. Sadece işte çamaşır makinesi açık mı? O sırada işte dönüyor mu? Sıkıyor mu? Kurutuyor mu? Onları gösteriyor. Ve son olarak bir de robot süpürge var burada. Buradan buna bastığımda robot süpürge direkt yerinden çıkıp çalışmaya başlıyor. Çalışmasından vazgeçtim. Yuvana dön dedim. Onları falan da buradan yapabiliyorum. Ha bir de hava durumunu Türkçeleştirdim. Fark ettin mi? Dedim ki Harun anlamaz bunlardan. Burada günler falan yazıyor çünkü. Nasıl anlamam ya? Anlayamayabilirsin sen. Ne demeye çalışıyorsun ya? Sen yalnız bayağı bitirmişsin şu an. Akıllı ev olmuş yani. Bitirmiş olabilir miyim sence? Daha ne ekleyebilirsin ki? Bak şimdi gel. Şimdi burada bir tane yuva boşta. Bu beni rahatsız ediyor. Ha, bir ışık daha diyorsun yani. Bir ışık daha değil. Alta da 6 tane koymam lazım. Ha, simetrik olsun. Evet.
E tamam, o zaman şuraları da dolduralım. İşte oralara ne koyacağım bilmiyorum. Bir de bak, şu süpürgeninkiyle çamaşır makinesininkileri eşitleyemedim. O kadar rahatsız ediyor ki şu an beni bu. Olmamış ya. Bir çamaşır makinesi daha alman lazım. Olmamış. Neyse, şimdi biraz elektrik işimiz var demiştim. Bunu normalde gündüz yapmamız gerekiyordu ama ben bunlar ışıklarla uğraşırken akşam oldu. Bu aslında senin de kullanabileceğin bir şey Harun. Çünkü akıllı olmayan ışıkları akıllı yapmamızı sağlıyor. Bende akıllı olmayan ışık var mı? Var. Senin odandaki. Ya sussana, yok işte ya. Şimdi evdeki bütün ışıklar akıllı olmasına rağmen bunu niye kullanacağım kısmına geleyim. Şimdi şu anda ışık yanıyor. Işık yandığı sürece buradan bunu istediğim gibi kapatabiliyorum, açabiliyorum, RGB'sini değiştirebiliyorum, ışık tonunu değiştirebiliyorum. Fakat düğmeden kapattığımızda ne oluyor? Kalıyorum. Evet, anahtarların hep açık olması lazım. Evet. Bu da mantıklı bir şey değil bence çok zaten. Hem mantıklı değil hem de ben şeyi seviyorum. Yani ışıklarım buradan da açılıp kapanabilmeye devam etmeli. Ama işte bunu taktığımda eğer burası kapalı olsa bile bu ışığı kontrol etmeye devam edebileceğim. Yani anahtarla işin kalmayacak aslında o zaman. Evet, ama anahtarı da kullanmaya devam edebileceğim. Sonuçta mesela sen akıllı evden ne anlarsın? Oradan dokunmatik falan. Geleceksin yine buna basacaksın. Nasıl ne anlarım ya? Dokunmatiğe de mi basamayacağız? O kadar da değil. Mantıklı da değil bu arada. Ne yapacaksın her seferinde kontrol panelini elip ya da telefondan açıp ışığı mı açacaksın? O kadar yaptın abi. Yok, bu çalışmaya devam etmeli. O kadar yaptım, kullanırım ben. Hep söylüyorum, yine söyleyeyim. Eğer elektrikten anlamıyorsanız bu tarz işleri bilen birine yaptırın. Şu anda sigortalar falan kapalı bu arada. Evet, bağlantıyı yaptım. Şu anda ışığım kapalı. Fakat buradan, telefondan bastığımda direkt olarak ışığım açılıyor. Yine kapatayım. Bu sefer düğmeden basayım. Yine açılıyor. Dünyanın en mantıklı şeyi. Bir de buraya sığarsa hiçbir sıkıntı kalmayacak. Ve bu görev de tamam. Bayağı mantıklı bir şeymiş bu arada. Büyük ihtimal bütün ışıklara ben bunları takacağım. Şimdi bunu arayüze eklemeye uğraşmayacağım bu arada. Ona daha sonra da bakabiliriz. Şu an kısaca ne olduk? Ne olduk biz Harun? Ne oldum demeyeceksin. Ya boş yapma. Şimdi birkaç detaydan daha bahsetmek istiyorum. Öncelikle bunu sensöre bağlayamadığımı söylemiştim ya. Yani şu an kamerasından algılayarak ekranı açıyor. Bu şekilde günde %40 falan batarya harcıyor. Dolayısıyla bunu kesinlikle çözmem lazım. Onun dışında tabii ki üst katta da bir dünya akıllı cihaz var. Onlar için de bu tableti kullanacağım. Şu an arayüzü birazcık saçma gözüküyor, farkındayım. Çünkü her cihazın çözünürlüğüne göre ayrı bir arayüz yapmak gerekiyor. Bu tablette de neredeyse aynı arayüzün küçültülmüş versiyonu olacak bu arada. Ve bu üst katta duracak ki işte rahat olsun. Ayrıca bir de telefon için ayrı ayrı arayüz yapmam gerekecek. Benim bayağı işim var. Bana da yap bir tane bari, gelmişken ben de telefondan gireyim. Özel hizmet veriyoruz. Günlük $2000. Smart Home Services. Bu şaka maka gerçekten uğraştırıyor. Yani şey açısından çok güzel. 6 farklı markadan ürünler var burada. Ona rağmen hepsini ortak bir şekilde kullanabiliyorum. Değer. Uğraştırıyor ama değer. Yani eğer evinizde çok akıllı cihaz varsa uğraşırsınız. Ya da $2000 verirsiniz. Ha, ben gelirim günlük $2000. Aynen öyle. Evet, başka neler ekleyebileceğimle ilgili önerileriniz varsa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Ayrıca beğenip beğenmediğinizi de söyleyebilirsiniz. Ya da beğen butonuna basarak bunu bana gösterebilirsiniz. Şu an gözüm klimaya çarptı ve klimayı da eklemeliydim ya dedim. Bir sonraki haftalık blokta onu da ekleriz. Buradan mesela dereceyi görüyoruz ya. Şu an mesela burası kaç derece? 23.9. Mesela 25'in üstüne çıktığı anda klimayı açar. Ooo. Mesela 20 22'ye düşündüğünde de klimayı kapatır. Evet. O zaman da mesela 18'e düşündüğünde de kombiyi açar. Oo, çok mantıklı lan. Bir sonraki bölümün konusundan spoiler. Neyse, videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir. Yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.